değişir aslında ama %50-50 diyebilirim. Birincisi yaşa göre, erken yaşlarda gençlik aşısı. Hangisini ne kadar çok yapıyoruz? Değişir aslında ama %50-50 diyebilirim. Hastayı gördükten sonra karar vermem lazım. Neye göre karar veriyorsun? Yani çenenin ne kadar geri olduğuna bakıyorum. Çok gerideyse dolguyla onu o kadar ileri alma şansım yok. Küçük dokunuşlarda dolguyu tercih ediyorum. Bir de kalıcı istiyorsun implant. Evet. Dolgu eriyor. Genelde önce bir implant için de emin değilse dolguyla bir görmesini istiyorum. Yani birincisi yaşa göre, erken yaşlarda gençlik aşısı. Gençlik aşısının içinde hyaluronik asit, peptitler, bazı vitaminler var. Bunlar işte ciltte kolajen, elastin uyarımını sağlıyorlar. Cildi lift etmek için, daha canlı ve daha yukarıda göstermek için uyguluyoruz. Ama gençlik aşıları tamamen eriyor. Dolgular gibi yüzün şeklini değiştirmiyor veya herhangi bir hacim vermiyor. O yüzden yüzünün şeklini değişmesini istemeyen kişilerde gençlik aşısı. Ama bir eksikliği varsa, atıyorum şakaklarda çöküktü, yanaklarda, dudaklarda hacim kaybı veya çenede gerilik varsa dolgu. Ben de öyle. Genelde gençlerde gençlik aşıları, daha ileri yaşlarda genelde hacim kaybolmaya başlıyor. O zaman dolguları tercih ediyorum. Genç yaşta olur ama yapısal bir eksikliği vardır. O zaman dolgular. Yüz germe kesinlikle. Burada ip. Yok yani bende. Neden yok? Yani şöyle, kalıcı ipleri zaten çok tercih etmiyorum. Ömür boyu orada yabancı bir madde cildin hemen altında kalmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Eriyen ipleri kullanabiliriz. Eriyen ipler zaten 3-5 ay etkili. O kadar kısa süreli bir etki içinde onu çekmeye bence değmez. Onun yerine gerçekten ihtiyacı varsa facelift, ihtiyacı yoksa yine gençlik aşıları dolgularda toparlayabiliyoruz. Ne, ultera cihazlar olabilir. Radyo frekans, altın iğne, alt yüzü toparlamak için olan cihazlar yardımcı olabilir. Bir yaş şeyi var mı? Yüz germe için. Yani şöyle, net bir yaş yok ama bir yaş aralığı dersek 45-50'den sonra yüz germe. Onun öncesinde yine cihazlar, gençlik aşıları. Dolguyla düzeltilebilecek bir deformite varsa tabii ki çok kolay. Yani aynı anda sonucunu görüyoruz. Ameliyata ihtiyaç yok. Hani ama burun dolgusuyla düzeltebileceğimiz çok az şey çok var az. Aslında. Yani %1 diyebilirim. %99 rinoplasti. Yani çene dolgusu ve çene implantı gibi düşünmüyorum burada. Burunun için gelen hastanın %99'u gerçekten ameliyat ihtiyacı olan kişiler. Çok nadir bir grup burun dolgusuyla fayda sağlıyor. Onun için benim cevabım rinoplasti olur burada. Bir de zaten artık rinoplasti ameliyatları da çok gelişti. Yani zorlayıcı değil sonrası. Çok daha koruyucu, az izli, evet. Yani belli bile olmayacak şekilde yapılabiliyor. Hatta morluk ameliyatlar falan bile azaldı. Çok daha az. Benim cevabım tabii ki şakak germe. Daha hızlı ve istediğim sonucu elde edebiliyorum. Botoksu zaten rutin yapıyoruz ama kaş kalkıklığı belli bir seviyede olsun ve belli bir açıda olsun, net bir şey söyleyen hastalarda tabii şakak germeyi öneriyorum ki o şekilde ayarlayabileyim. Burada bir kasımız var, orbicularis oculi diye. Bunun aslında gevşeyebileceği kadar botoks kaldırabiliyor kaşı ama daha çok isteyenler için buraya şakak germeyi yönlendiriyorum. Ve botoks alın kırışıklarına falan da iyi geliyor. Yani. Kas ayaklarına da. Ya yani aslında ikisinin yeri biraz farklı. Farklı. Ama şu an kaş kaldırmadan bahsediyorsak şakak germe. Ameliyat. Medikal istek.